Antalya'nın tek televizyonundan, Kanal V ekranlarından, Sütlü Kahve'den hepinize mutlu sabahlar. Haftanın ilk iş gününde eminim ki hem hanımların hem de beylerin dikkatini çekecek güzel konuları işleyeceğiz hep beraber. Sizler de bizlere soru ve görüşlerinizi iletmek için 0242 345 45 44 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Stüdyomuza canlı bağlanarak soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güne Sütlü Kahve sohbetiyle devam etmek için hazırsanız Sütlü Kahve başlıyor. Sevgili izleyiciler, hepinize kocaman günaydın. İlk olarak hanımların dikkatini çekecek güzel bir konuyu işleyeceğiz sizlerle. Bugün bizimle Öznur Silah beraber, kendisi moda tasarımcısı. Modadan ve detaylarından bir hayli bahsedeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle şunu sormak istiyorum size. Yaz dönemi işleriniz nasıl gidiyor? Yoğunluk ne durumda? Yaz dönemi bildiğiniz gibi düğün sezonu tam. Bayanlar da tabii ki abiye meraklısı olduğu için bizim de abiye üzerine genel hani işte konseptimiz sosyal medya üzerinde, Instagram üzerinde sayfamız var. Çok sağ olsun çok fazla takipçimiz var, bütün bayanlar takipteler. Aslında bakarsanız sosyal medyada moda kavramı son yıllarda daha çok dikkat çeken ve bu anlamda bayağı da ilgi gören bir mecra. Evet. Bu anlamıyla da bu yeni oluşum herkes tarafından takip edilip kesinlikle tercih ediliyor. Kesinlikle. Detaylarını sizden alacağız öncelikle. Fiyatlar uygun olması. İşte insanların aslında zamanı olmadığı için, alışverişe çıkma zamanı olmadığı için hani kargolama yöntemiyle direkt ayaklarına gidiyor ürünler. Hani yorulmadan. Ben de olsam onu tercih ederim. Yani çünkü zamanım yok, çok fazla çalışıyor, bayanlar özellikle vakit bulamıyor. Hı hı. Ve istediği ürün bedenini de eğer biliyorsa direkt sipariş veriyor ve adresine gidiyor. Yani bedenini bilen hanımlar için kesinlikle bir sıkıntı yok, özellikle internet alışverişlerinde diye düşünüyorum. Aslına bakarsanız zaten birkaç bu tecrübeden sonra internette alışveriş etmeye başladığınızda ilk başta hepimizin kafasında soru işaretleri yok. Ya olmazsa nasıl olur gibi. Ama belli bir şeyi geçtikten sonra, birkaç kere bunu tecrübe ettikten sonra gönül rahatlığıyla görür görmez alabiliyoruz. Zaten değişim imkanı da var bize. Hani ürün olmadı, işte bedeni olmadı, muhakkak değişim yapıyoruz. Veya başka bir modelle değiştirebiliyoruz. Ama en önemli olan nokta şunu söylüyorum. Bayanların kendi vücut yapılarını bilmesi çok önemli. Hı hı. Hani zaten herkesin belirli bir kalıbı vardır. Ben 36 giyiyorumdur. 36 sipariş ettiğim anda bana hani cuk oturur. Yani kadınların bedenini bilmesi çok önemli söylediğimiz gibi. Evet. Yani vücut kendinizi iyi tanımaktan kesinlikle geçiyor ve özellikle çağımızın en değerli şeyi zaman. Kesinlikle. Bu anlamda zaman tasarrufu sağlamasıyla da aynen bir hayli önemli. Ya zaten ilerleyen zamanlarda bu daha da artacak. İnsanlar artık dediğiniz gibi mağazaya gitmeye gerçekten vakit bulamıyor. Nedir bir hafta sonları vardır. O da ailesiyle geçirecek. Evet, çok haklısınız. Yani ne yapacak? İnternetten sipariş edecek. Özellikle güvenilir firmalardan. Hı hı. Onu zaten insanlar deneye deneye öğreniyor. Biz 5-6 yıldır işte Instagram üzerindeyiz. Ve o kadar artık kalıplaşmış müşterilerimiz var ki sürekli bizden hani alışveriş yapmayı tercih ediyor. Artık çünkü güveniyorlar. Güven çok önemli. Çok haklısınız. İnternet alışverişlerinde. Ve dolayısıyla bu güven sağlandıktan sonra kesinlikle ilk tercih edilen şey kesinlikle online shopping dediğimiz aynen alışveriş öyle yöntemi. Aynen öyle. Detayları sizden almaya devam edeceğiz ama öncelikle sizi bir tanımak isterim. Ve şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Harika görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Siz de öyle. Teşekkür ediyorum. Ben aslında öğretmenlik mezunuyum. Yani tarih öğretmenliği yaptım 5 yıl. Gittiğim okullarda mesela hani modaya çok fazla ilgim var. İşte giyim tarzımla vesaire. Bütün arkadaşlarıma hani o dönemlerde yardımcı olmaya başladım. Özellikle peki bu merak küçük yaşlardan itibaren mi vardı? Çünkü hani kız çocukları genelde küçük yaşlarda topuklu ayakkabılar, kesinlikle makyaj malzemeleri onları cezbeden yani şeylerdi. Yani topuklu ayakkabıdan asla vazgeçmiyorum. Ben evin içinde bile topuklu terlikle dolaşırım ya. Ben asla düz yürüyemiyorum. Ya çünkü bu alışkanlık mı diyelim, bir
mi diyelim, yaşam tarzı mı? Yaşam tarzı. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Her kadın hani topuklu giyemiyor işte, de rahat edemiyorum vesaire, evet. Ama ben gerçekten topuksuz giyemiyorum. Yani belki de elbiseleri güzelleştiren o ayakkabının sihri diye düşünüyorum. Ben çok şahsen çok kesinlikle haklısınız. Bir ayakkabısız bir deneyin, topuksuz bir topuklu deneyin gerçekten o kadar farklı oluyor ki elbisenin duruşu, şekli. Bu konuda hemfikiriz. Kesinlikle. Ben de sizin gibi düşünüyorum ama genelde bu tempoda ve koşuşturmanın içinde maalesef ki tercih edemiyorum. Evet, üzülerek evet. Söylerim. Ama onun dışında dediğiniz gibi topuklu ayakkabının büyüsü kesinlikle. De yatsınamaz bir gerçek. Kesinlikle öyle. Tarih öğretmenliğinden moda tasarımcılığına uzanan evet, bir yolculuk. Evet, 5 yıl yaptım. İşte neden dedim ben bunu bir iş alanına dönüştürmeyeyim? Çünkü gerçekten çok seviyorum. Ya yani modayı çok seviyorum, giyinmeyi çok seviyorum. Neden insanlara yardımcı olmayayım? Hı hı. İşte sosyal medya üzerinden bir butik sayfası açtım. Reklama girmesin diye isim veremeyeceğiz tabii. Evet. Ama sizi yakından tanıyanlar biliyorlardır. Tabii. Şu an 355 bin takipçimiz var. Bayan özellikle çok fazla takipçimiz var. Antalya'da peki erkek çok takipçiler fazla var mı? Tabii ki. Bayan hanımlar için bu gerçekten kesinlikle vazgeçilmezdir. Peki beyler nasıl yaklaşıyor? Ya beyler şöyle. Takipçilerinizin arasında var beyler yani mi? Yüzde kaçı diyelim 20'si beylerden oluşuyor. Diyor ki işte WhatsApp üzerinden ben kız arkadaşıma, eşime, sevgilime işte elbise alacağım, ne alabilirim? Biz de tabii ki yardımcı oluyoruz. Yani boyu, ölçüleri vesaire. Genelde de işte şey diyen oluyor. İçine not koyar mısınız işte? Yani İlginç. Ona jest yapar mısınız? Yani yapıyoruz. İlginç şeyler, güzel şeyler tabii ki. Aslında insanlara bakarsanız yardımcı hani onlar için de bir avantaj. Tabii hani ki. Bu tarz sürpriz yapmak istedikleri zaman fikir sahibi olmak kesinlikle gerekecek. Birinin yardımına ihtiyaç duyacaklar. Aynen öyle. Dolayısıyla bu anlamda işi bilen kişilerin fikirleri doğrultusunda kesinlikle bir sürpriz hazırlarlarsa sonuç muhteşem evet, olacaktır. Evet, izleyen beyler takip edebilir. Her türlü yardımcı olursa. Evet, bunu da parantez içinde belirtelim. Ve sayfanız? Sayfamızı açtık. Şimdi işte web sayfamız var. Tekrar isim veremiyoruz. Onun üzerinde de devam ediyoruz. Güzel gidiyor. Yani dediğim gibi insanlara yardımcı olmak gerçekten çok güzel. Hani bayanlara diyoruz bazen işte o ekranda mesela ben kendim de tanıtıyorum kıyafetlerim. Dediğim gibi 36 bedenim ama işte yazan bayan diyor ki acaba bende mankendeki gibi durur mu? Ben 40 bedenim. Hani tabii ki duruş farklı olur. Ha, muhakkak. Yani dediğim gibi insanın vücudunu tanıması çok önemli giyimde özellikle. Evet. Şu da çok önemli bir nokta. Siz hem tasarlayıp evet, hem mankenliğini yapıp hem de evet, müşterilerle diyalog halinde kesinlikle interaktif bir şekilde bu işi yapıyorsunuz. Kesinlikle. Dolayısıyla sizi farklı kılan da bu olsa gerek. Evet, yani bir de işinizin başında durmanız önemli. Hani biz işte ben bunu nasıl olsa WhatsApp aracılığıyla gönderiyorum. Hani ben işimin başında durmasam da olur şeklinde bir mantıkla gerçekten yürümüyor. Her işte böyledir yani. Başında durmak gerekiyor. Ya ben birebir takip etmem gerekiyor. Çünkü içim rahat etmiyor. Hı hı. Şu an buradayım, takip edemiyorum ya. Ben bir içim yiyor. Neler oluyor acaba falan. Neyse, bir yarım saat sonra sizi azat edeceğiz. Ve gerekli kontrollerinize gönül rahatlığıyla yapabileceksiniz. Teşekkür ederim. Öyle işte Instagram üzerinde başladık dediğimiz gibi 5-6 yıldır bir süreç. Hı hı. Yani kalıplaşmış müşterilerimiz var. Artık aile gibi oluyorsunuz. Değil mi? Yani müşterilerinizle aile gibi oluyorsunuz. Başka yere gitmiyorlar zaten. Çünkü sizi benimsemişler artık. Hı hı. Mutluyuz yani bu şekilde inşallah sonuna kadar dolayısıyla da gider. Dolayısıyla özel günlerde ilk akla gelen isim Öznur Silah. Kesinlikle. Peki siz tasarlayıp diktiriyor musunuz? Ya da bu hı hı elbiseler nasıl vücut buluyor? Yani çok ürünün tasarım veya modeli bize ait. Şu anda işte Instagram, sosyal medya üzerinde satılan çok ürünün işte tasarımları ilk bize geliyor. Yani hı hı biz gönderiyoruz, yaptırıyoruz. İlk biz satışa sunuyoruz. Sonra bütün Instagram butiklerinde zaten satışa sunuluyor. Ama önemli olan tabii ilk olması. İlk evet, de bize kesinlikle geldiği için bu yüzden şanslıyız. Yani gerçekten de dediğim gibi hem fiyatlar çok uygun, hem koşullar işte takip eden müşteriler açısından, zaman açısından, her açıdan güvenli yerleri tercih etmeleri
çok önemli. Evet, benim de sayfaya göz atma fırsatım oldu. Hı hı. Sizin o şahane tasarımlarınızı gerçekten Instagram hesabınızdan bakma fırsatını buldum ben de. Gerçekten çok, çok hoş tasarımlar var. Çok ve şey, insan karar veremiyor, kafası karışıyor. Ya evet. Çünkü şöyle, hani hepsi ayrı güzellikte ve sizin onları kendi üzerinizde paylaşarak, taşıyarak sunmanız gerçekten insanı cezbediyor. Daha gerçekçi oluyor açıkçası. İnsan kendisi giydiği zaman hani hazır mankenlerden ziyade aa diyor işte firma sahibi de bunu giymiş, biz buna güvenebiliriz. Evet. Zaten ben asla kendimi beğenmediği bir ürünü satmıyorum. Hı hı. Yani insanlar sonuçta para veriyor ya, zorla kazanıyor. Evet. O yüzden ben haksızlık yapmak istemiyorum ve kaliteli ürünler genelde getirmeye, yaptırmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarılıyız bilemiyorum artık. Bu size geri dönüş olarak? Kesinlikle evet. Güven olarak geri dönüyor. Güven, çok şükür. Peki baktığınız zaman bir hanımefendiye, hı hı, ona en güzel hangi elbisenin yakışacağını, yani muhakkak ki benim baktığım bakış açısıyla sizinki apayrıdır. Dolayısıyla hani siz bu yönde daha bir önemli noktaları, hı-hı, seçebilecek kapasitedesiniz. Dolayısıyla evet, ilk baktığınızda hangi elbisenin yakışabileceğini hemen 3 aşağı 5 yukarı kafanızda şekillendiriyor musunuz? Ya tabii ki artık alanımız olduğu için işte boyunu vesairesini direkt görüyoruz. Diyoruz ki hani bu bayana işte... Çünkü kararsız kalıyoruz çoğu zaman. Çok, evet, bayanlar çok kararsız kalıyor ama herkese işte sokakta herhangi birisini gördü. Diyor ki bu elbise çok güzel, bunu ben de alayım. Ya öyle bir şey yok. Hı hı. Çünkü her elbise her vücut yapısında güzel durmayabilir. Yani sizde çok güzel duran bir şey bende güzel durmayabilir. Örneğin ben açık ve net söylüyorum. Bir kalem elbise bana asla yakışmaz. Yani insan kendini eleştirmesi çok önemli bir şey. Hani kendini tanıması çok önemli bir, evet, şey. Ben ömrüm boyunca kalem elbise giymemişimdir. Çünkü yakışmaz. Yakışmayan şeyi ben neden giyeyim? Yani tarzımı biliyorum çünkü. Evet. Ama birçoğumuz tarzımızı bilemiyoruz. Yanlış yönlendirmeler, hı-hı, ya da bahsettiğiniz noktada yani rehberlik edebilecek birilerini, evet, tanımamamız birçoğumuzun bu yönde yanlış bilgilendirilmesine. Kesinlikle. ya da ne diyelim hani arkadaşlar hani derler ya bu sana çok yakışır. Ya öyle değil. İnsanın kendini bilmesi, dediğiniz gibi. Yani arkadaş hani ne kadar bilebilir sizin vücudunuzu, vücut yapınızı. Belki de hani gerçekten yakışmamıştır ama sen kırılmayasın diye hani, evet, yakışmış çok, diyebilir. Objektif bir değerlendirme objektif değil, olamıyor tabii çoğu ki zaman. Aynen. Dolayısıyla kendimizi bilip kendi vücudumuza neyin yakışacağını yine kesinlikle kendimiz karar verelim. Modacılar bu yüzden var zaten. Yani diyorum ya her meslek belirli bir amaç için vardır. Herkes doktor değil, herkes modacı değil, herkes öğretmen değil. Yani her mesleği erbabına bırakmak gerekiyor diye bir laf var. Evet. Yani tam da bu sözün üstüne sizi yakalamışken yani böyle sizden de tüyolar almak isterim izleyicilerimiz, hı-hı, için. Hı-hı. Yaz dönemi düğünlerin oldukça yoğun olduğundan şu an bahsettiniz. Çok yoğun, evet. Peki bu anlamda bizlere birkaç küçük ipucu verebilir misiniz? Şu anda tercihlerimizi şekillendirecek, alışverişlerimize yön verecek. Balık elbise modelleri çok satıyor şu anda bizde. Yani balık elbiseye inanılmaz talep var. Hani özellikle ben çok şanslıyım çünkü balık elbiseyi çok severim. Hı hı. Bu elbise tipini hangi bayanlar giymeli? Ne diyelim? Böyle bir kavisli vücut hatlarına sahip bayanlar giymeli, hı hı, balık elbiseyi. Yani hani eskiden bir kavram vardı, 90-60-90. Tamam, herkes olmaz ama o kavislere sahip olunması gerekiyor balık elbise giymek için. Ya çok, çünkü kiloyu ortaya çıkaran bir vücudu şey. Vücudu saran, tabii, bir elbise. Hataları gösteren bir elbise modelidir balık elbise. Ama bizde de gerçekten çok tercih ediliyor. Ya benim şansım, ben çok severim. Ben çok yani giyerim balık elbiseyi. Onu güzel tanıtıyoruz ve, hı-hı, müşterilerimiz de genelde o yönde zaten alışveriş yapıyor model olarak. Evet. Ama dediğim gibi her kadın giyinmeyi bildikten sonra her şekilde güzel olabiliyor. Yeter ki giyinmeyi bilsin. Şöyle diyebilir miyiz? Bu yaz, hı hı, abiyelerde
balık elbiseler revaçta. Evet. Ve sonrasında daha çok talep gören kıyafet hangisi? Balık model işte ilk sırada yer alıyor. Şifon modeller çok revaçta. Yani üst ve, payet, alt şifon. Yaz günlerinde. Kesinlikle şifonlar. Hani biraz daha hani böyle şey yapıyor ya, estiği zaman böyle evet, kalkıyor vesaire, daha havalı duruyor ya. O yüzden altı şifon modeller daha da revaçta. İkinci sırada onlar yer alıyor zaten. Hı hı. Biz de hani talebe göre model çıkarmaya çalışıyoruz. Yani ilk sırada balık elbisedir, ikinci sırada şifon modellerdir bizde şu anda. Sonrasında tabii talebe göre yani sonra talebe göre değişiyor. Tasarımlar. Yani çok istekleri biz hep ilk top seviyede tutmaya çalışıyoruz. Daha çok üretmeye çalışıyoruz. Peki günlük hayatta giyebileceğimiz hem şık hem de rahatlığımızdan ödün vermeyecek elbiseler var mı tasarımlarınız arasında? Ya ben şu an günlük geldim aslında. Ya tamam, siz bunun yırtmacı açık değildir normalde. Buna ben kendim şekil verdim. Ya da bu belinde bu kemer yoktur. Bunu değiştirmek tamamen size kalmış bir şey. Hani bir kemer takarsınız ya da bu omzu bu şekilde düşük kullanmazsınız. Daha kapalı kullanırsınız. Herkesin hani ne diyeyim, kullanış şekline bağlı bir elbiseyi değiştirmek. Bu gayet yazlık bir elbise aslında şu anda. Evet. Bu tarzlar kumaş olarak da şu an çok satıyor. Ve çok özel rahatlar. Özel bir adı var mı bu kumaşın? Özel bir adı bu Atlas diye geçiyor genelde. Atlas kumaş diye. Hani şöyle bir algı var. Atlas kumaş parlak olur. Hayır, parlak bir kumaş değil. Ve çok güzel, hani yakmayan da bir kumaş şeklidir. Evet, özellikle Antalya'da evet, sıcak yaz günlerinde. Evet, kesinlikle burada şu an atlas kumaş yakmayan ve çok güzel bir kumaş. Özellikle tercih edebilirler, özellikle Instagram üzerinden alışveriş yapanlar atlas kumaşı tercih edebilirler. Evet ve sohbet arasında şu da dikkatimden kaçmadı. Var olan bir şeyi işte bir aksesuarla kesinlikle ya da bir yırtmacı açarak, omzunu düşürerek farklı bir hava katmak yani da yani bunu tesettürler de önemli giyebiliyor. Çünkü bu normalde burada duran kapalı bir elbisedir. Hani ben bunu bu şekilde kullanmayı tercih ettim ya da yırtmaç açtım ya da işte kemer taktım. Bunlar tamamen kişinin yaratıcı gücüne bağlı diyelim. Bayanların, özellikle bayanlarımız zekidir, yapabilirler bunları. Evet, sizlerin de birkaç böyle tavsiyeleriyle o bakış açısını kazanabiliriz. İnşallah, teşekkür ediyorum. Moda anlamında gerçekten güzel hizmetler veriyorsunuz. Peki ilerleyen dönemlerinde kariyer hedefleriniz arasında olmazsa olmazlar nelerdir? Ya hedeflediğim her şeyi çok şükür başarmışımdır şimdiye kadar. Tabii ki bir gün Türkiye'nin bir numaralı modacısı hedeflerim arasında, yani en önde giden hedefim diyebilirim. Bundan 5 sene önce Instagram'da bir numara olmayı planlamıştım. Şu an o hedefleri gerçekleştirdim. İnşallah Türkiye'nin de bir numaralı modacısı olmayı düşünüyorum Allah'ın izniyle. Evet, neden Antalya'dan sizin gibi güzide bir Türkiye'nin önde gelen modacısı çıkmasın? İnşallah, çok teşekkür ederim. Eğitimci yönünüz de var. Bunu da sohbetimizin başında belirtmiştiniz. Evet. Peki yani iyi bir modacı, Türkiye'nin önde gelen modacısı olmanın dışında bu anlamda hizmet vermek istiyor musunuz? Bir moda okulu, tasarım okulu tabii ki, var neden mı hedeflerinizin olmasın arasında? Yani dediğim gibi hani bir okul açıp işte kadınların nasıl giyinmesi gerektiğini kadınlar kendi çözsün. Yani birilerinin yardımına ihtiyaç olmadan kendi nasıl giyinebileceğini hani bize gelerek, okula gelerek öğrensin ki belki de o ileride onu iş koluna dönüştürecek. Evet. Hani ben her zaman kadınların yaratıcı olmasından yanayım. Ben boş durmayı sevmeyen bir insanım. Sürekli oturduğum yerden bile hani her şeyden bir yani kazanç elde etmeyi düşünen bir insan. Kadınlarımız çok zeki, yapabilirler bunu diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu potansiyeli niye değerlendirmeyelim? Tabii ki. Neden evde boş oturulsun? Yani. Sizden şunu da öğrenmek istiyorum. Birçoğumuzun çoğu zaman her sabah yaşadığımız durum. Gardırop karşısında dikilip hiçbir şey yok, ne giyeceğim krizlerine giriyoruz. Evet. Ki bu çok sık oluyor genelde. Evet. Şahsen ben o krizleri çok sık yaşıyorum. Evet. Benim gibi bu durumda olan hanımlara ne gibi tavsiyeleriniz var? Böyle hayatımızı kurtaracak nelerimiz olsun dolaplarımızda? Muhakkak siyah ve beyaz kesinlikle olmalı diye düşünüyorum. Beyaz demişken, beyaz elbiseleri kombinlemek bana çok zor geliyor. Yani onları, beyaz elbiseleri
nasıl tamamlayabilirim, nasıl kombinleyebilirim? Beyaz elbiseleri dediğiniz gibi bir kemer bağlayarak direkt onun rengini hani yumuşatabilirsiniz. Yani hı-hı, beyaz bir elbiseye camel rengi bir kemer takarak veya işte vizon rengi bir ayakkabıyla, çantayla, yani en güzel uyan bu renklerdir beyaza. Bu şekilde çok farklı bir tasarıma dönüştürebilirsiniz onu. Dediğimiz gibi bayanlar gerçekten çok zeki. Bunu istediği zaman yapamayacağı şey yoktur bayanların bence. Evet, beyaz elbiselerin vizon rengiyle özellikle veya taba rengiyle gerçekten hı-hı, muhteşem duruyor beyaz elbiseler. Hani şey olduğu için, iç gösterdiği için vesaire pek tercih etmiyor bayanlar, evet, ama yani ona ekstra astar diktirebilirler terziye gidip. Hani beyaz yazın kurtarıcısı gerçekten. Yani evet, muhakkak tercih etmeliler. Ben siyahtan çok beyaz kullanıyorum özellikle yaz mevsiminde. Peki kışın yaz mevsimini belirttik. Kışın her rengi giyilebiliyor. Yani siyah, yeşil, her türlü renk giyilebiliyor. Artık eskidenmiş, hani bir atasözü vardı. Fukaranın ne derler, düşkünü beyaz giyer, kış kışkını. Öyle bir şey yok. Beyazı da kullanabiliyoruz artık. Dediğimiz gibi kombinlemek. Ve tekstil sektörü çok gelişti. Tabii ki. Ve dolayısıyla alternatif çok fazla. Hı hı. Tamamen dediğiniz gibi bu kişinin kendini tanıması ve giyim zevkini kesinlikle o yönde şekillendirmesiyle öyle alakalı. Yaratıcı zekasına kalmış bir şey bayanların diyorum. Aynen öyle. Dolabımızda olması gereken parçalarda kalmıştık. Evet, siyah beyaz muhakkak olması gerekir. Hı hı. Hani çalışan bayanların için özellikle siyah pantolon tabii ki vazgeçilmez. İşte siyah sigaret pantolonlar. Hani klasiğinden kotuna ki, bir aynen, siyah skalası olursa kesinlikle gerçekten hayat kurtarıyor. Siyah her renkli giyebiliyorsunuz çünkü. Yani üstüne kırmızı, beyaz, her türlü renkli kullanabiliyorsunuz. Siyah o kadar uyumlu bir renk ki. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Siyah pantolonlar ve siyah renk başımızın tacı. Kötü günlerde kötü gün dostumuz, kurtarıcımız aynen çoğu öyle zaman. Aynen. Dolayısıyla üstünü her renkle tamamlayabiliriz. Yani elbise de aynı şekilde pantolon, muhakkak siyah parçamız bulunması gerekiyor. Bir de sabah zorluk çekiyoruz diyorsunuz ya. Hı hı. Akşamdan bu kombinleri bence ayarlayın. İşte yarın ben şunu giyeceğim. Ben hani öğretmenlik yaptığım zamanlarda öyle yapıyordum. Hazırlıyordum akşamdan. Çünkü gerçekten sabah insan ne giyeceğini bilemiyor. Evet. Akşamdan hazırlarsa bayanlar özellikle bu konuda bence çok rahat edecekler, evet, diye düşünüyorum. Evet, bu önemli tavsiyeyi de dikkate almakta fayda var. Bir diğer biz hanımların gerçekten kafamıza taktığımız fazla kilolarımızı kıyafetlerle biraz tolere etmek ve göze hoş görünmek için neler yapılabilir? Ya çok vücudu sarmayan modeller tercih edilmeli diye düşünüyorum. Özellikle şifon tarzı, dediğim gibi şu yaz mevsiminde hı hı, ya da bu tarz kumaşlardan işte böyle bir elbise kullanabilirler. O kiloları kapatıyor. Hani vücut hatlarını göstermeyecek elbiseler tercih edebilirler. Şu anda gerçekten her yerde var ve çok güzel. Söylediğimiz gibi giyinmesini bilen kadınlar her şekilde şık ve güzeldir. Kendi vücudunu tanımaları önemli diye düşünüyorum. Peki müşterileriniz arasında kilo problemi olan ama inatla balık elbise almak isteyen müşterilerinize tavsiyeleriniz nasıl oluyor? Onları ikna edebiliyor musunuz? Ya bazen gözü kapalı alıyorlar. Hiç sormadan diyorlar ben bunun 40 bedelini istiyorum. Çünkü hani sizin üzerinizde, sizin zarafetinizde gerçekten teşekkür çok ederim, göze hoş geliyor. Ve dolayısıyla insan da dediğiniz gibi gözü kapalı alabilir diye düşünüyorum. Ama vücudumuz buna elverişli değilse siz naçizane ne, evet, gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Evet, onu anlatmaya çalışıyoruz. Hani manken 36 beden ama sizde o şekilde durmayabilir. Yani sonuçta 36 bedendeki mankendeki elbiseyi 44 bedene uyarlayamayız. Yani 44 bedende o sonucu veremeyeceğimizi biz ona anlatmaya çalışıyoruz. Ama ısrarla tabii ki giymek isteyen bayanlar var. Hani ne yapalım diyoruz, gönderelim. Ön uyarıyı yapıp elbiseye gönderiyorsunuz. Sonra dönüyorlar tabii ki. Aa, bu bana olmamıştı, siz söylemiştiniz falan. Tabii ki dediğim gibi bol modeller tercih etmeliler. Hı-hı. 40 ve 40 beden üstleri diye düşünüyorum. Balık, evet, değil. Bu tavsiyeyi de aldıktan sonra reklama gideceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Haftanın ilk iş gününde pazartesi sendromunu yememize yardımcı oldunuz. Bu yok, hoş görüntünüzle ve zarafetinizle. Çok sonrasında, yayından sonrasında görüşmek dileğiyle teşekkür diyelim ediyorum sizinle. Ben teşekkür teşekkürler ediyorum. Kısa bir aramız var. Aranın ardından Sütlü Kahve Sohbeti'nde buluşacağız.
Bir aradan sonra sütlü kahve sohbetinde yine sizlerleyiz. Haftanın ilk iş gününde içimizi kıpır kıpır eden güzel bir konuyla başladık. Yine umuyorum ki hepinizin dikkatini çekecek güzel bir konuyu işleyeceğiz sizlerle. Emre Arıkan bizlerle, kendisi dağ bisikleti sporcusu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. İlk olarak sizi yakından tanıyalım. Adım Emre Arıkan, Antalyalıyım. Antalya Kemal'liyim. Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu 2 yıllık mezunuyum. Yıllardır da dağ bisikleti sporuyla uğraşıyorum. Doğa sporlarıyla, aktivitelerle uğraşıyorum. Hayatımız böyle devam ediyor yani. Antalya'da yaşayıp da doğa sporlarıyla ya da sporun bir dalıyla uğraşmayan hemen hemen yok denecek kadar azdır. Aynen, aynen. Zaten Antalya'da bu işe çok elverişli bir şehrimiz. Evet, coğrafyası çok gerçekten çok Hı-hı. elverişli ve bizler de çok şanslıyız bu anlamda. Aynen, çok doğru. Ama dağ bisikleti sporu çok ön plana çıkmayan, ülkemizde özellikle çok ön planda Hı-hı. olmayan bir spor dalı. Ama yeni bir spor dalı mı? Tarihi ne zamandan beri var? Şimdi şöyle onları söyleyeyim. Pek bilmiyoruz da Hı-hı. genel hatlarıyla bizim için özetleyebilir misiniz Tabii. bu sporu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben yaklaşık 2000 yılından beri profesyonel olarak diyelim. Aslında hiçbirimiz çok profesyonel değiliz. Ama profesyonel dalında ben 2001-2002 yıllarında başladım. Daha önce de bisikletlere biniyorduk. Ya, tabii hepimizin çocukluk ukdesi bunlar. Evet, aynen öyle. Aynen. 2003'lü yıllarda ben dağ bisikleti uluslararası yarışlara girmeye başladım. O zamanlardan beri Türkiye'de biraz da artış göstermeye başladı. 2008-2009 yıllarda biraz da arttı. Biz Antalya'da işte sayılıydık yani. 30-40 kişiyi geçmezdi. Çok hı hı. fazla yoktu. İmkanlarımız kısıtlıydı. Şimdi pahalı bir spor birazcık. Evet. O zamanlar öyleydi. Yavaş Şimdi yavaş durum nasıl talep peki? arttıkça biraz daha güzelleşti. Daha önce hani yarış bisikleti dediğimiz zaman hani yolda yol bisikleti diye tabir ettiğimiz bir şey bu. Hı hı. O aklımıza gelirdi. Ama şimdi dağ bisikletleri arttı. Şehir içindeki turlar, mesela bisiklet turları düzenliyoruz biz. Onlar arttı. 2010'da 2011'li yıllardan bu yana acayip bir artış var. Bu çok güzel bir şey yani. Ve talep görüyor. Talep çok fazla şu anda. Harika. Yani nasıl söyleyeyim size? Her gün yeni bir bisikletçi görüyoruz. Bu da çok mutluluk verici bir şey yani. Yani bu aileye her geçen gün bisikletini alan Herkes geliyor. Yani... Ve bu sizin de içinde bulunduğunuz topluluğa dahil olabiliyor. Tabii, tabii doğru. Yani şimdi biz de şu anda Türkiye'nin, özür dilerim, Antalya'nın en büyük bisiklet topluluklarını, Antalya Bisiklet Sevenler Topluluğu'nda yöneticiyim ben de. Hı hı. Her gün yeni insanlara tanışıyoruz orada. Yaklaşık şu anda belki Türkiye'nin en büyüğü diyebilirim artık. 10 bin kişiyi buldu şu anda üye sayısı. İlk olarak sosyal medya üzerinden mi örgütlendi? Sosyal medya üzerinden gönüllü olarak toplanıldı. Zaten daha önce de bisiklete biniyorduk. Hani bir şeyler olsun isteniliyor illaki. Çünkü evet. talep artıyor. Ve grup halinde bu tarz aktiviteleri Hı-hı. yapmak daha çok keyiflidir tabii ki, zannediyorum tabii ki. Ya şöyle söyleyeyim size. 7'den 77'ye her yaştan insan geliyor. Bay bayan herkes geliyor. Artı her sektörden insanlar var. Ve orada tanışıp kaynaşıyorlar. İnsanlar ticari açıdan da birbirleriyle kaynaşıyor aslında orada. Hani sadece aynı kafadan hani bisiklete binmek için gelmiyor çoğu. Hı-hı. Hani her kafadan insanlar var ve orada kendi başka alanlarında da geliştirebilecek insanlar da geliyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Yani buna da olanak sağlıyoruz aslında. Bu homojen yapı birçok yönden katkı sağlıyor. Tabii ki. En büyük katkısı zannediyorum ki sağlığımız için yani, faydasıdır. Spor yapıyoruz. Spor Aynen. yapmak. Aynen. Siz de profesyonel değilim dediniz ama onu belirtmediniz. Girdiğiniz yarışlarda dereceleriniz var. Teşekkür ederim. Dolayısıyla bu anlamda bizlerin gözünde bu işi profesyonel yapıyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ve sohbet arasında da belirttiğiniz gibi siz bu hobinizi işe çevirme imkanını da evet. yakalamışsınız. Sağ olsun, şu an. Biraz da bunlardan bahsedelim. Evet, şu an bir firmada çalışıyorum. Antalya'nın en büyük bisiklet firması diyebilirim. Hı-hı. Hatta şöyle, Türkiye'de 5 servis center'dan bir tanesiyiz biz. Ya kendime söz vermiştim daha önce ben, bu hobimi hobi olarak kalacak demiştim ama nasip yani. Güzel de oldu aslında, çok güzel bir şey oldu. Şu an 5 aydır bisiklet firmasında çalışıyorum ve kendi arkadaşlarımla devamlı ziyarete gelenler oluyor, bisiklet almak isteyenler. Her gün yeni bir insanı orada bisiklet sahibi yapmak ayrı bir mutluluk verici bir şey. Ve özellikle çocukluk çağlarında bir bisikleti olmayan
aynen, büyüklerin aynen. Kapınızı çaldığı çok oluyordur. Çok oluyor, çok oluyor. Aynen. Bunlardan biri de ben olabilirim. İnşallah yani beklerim çok istememe rağmen çocukken bir bisikletim olmadı. Yani şimdi olursa hiç İstemek de fena olmaz. İstemek en önemli bir şey. Yani ilk önce isteyeceksiniz, artık gerisi geliyor yani. Evet. Her şekilde tabii ki yardımcı olurum. En yakın olurum. Zamanda görüşmek dileğiyle diyelim İnşallah. Sizinle de. Ve hobinizi işe çevirdiniz. Evet. Yarışlara girdiniz. Yarışlardan bahsedecek Yıllardır olursak. Yıllardır giriyorum. Dağ bisikleti sporuyla başladım. Az önce de bahsettiğim gibi. Şimdi bisiklet sporu çok dallara ayrılıyor. Bu akrobat bisiklet, hani BMX sporu var. Yol yarışları, hani yarış bisikleti diye tabir ettiğimiz ince tekerlekli yol bisikleti yarışları var. Genelde asfaltta yapılan yarışlardır bunlar. Dağ bisikleti yarışları var. Downhill dediğimiz tepe iniş yarışları var. Enduro bisiklet yarışları dediğimiz mücadele yarışları var mesela. Downhill ile enduro biraz da birbirine benziyor. Ben yıllardır dağ bisikleti sporuna gönül verdim. Dağ bisikletiyle uğraştım. Neden? Şimdi çamur, toprak daha çekici geliyor. Bir de Antalya'dayız, doğayla baş başayız. Bu bana daha çekici geliyor. Uluslararası dağ bisikleti yarışlarına katıldım. Birçok yarışlara girdim. 2009'da Alanya dağ bisikleti yarışında Türkiye ikinciliğim var. Artı 2010'da ara vermek zorunda kaldım. Vatanı görevimize gittik, askere gittik geldik. Daha sonra 2011'de bir daha... Bir kere daha uluslararası yani federasyon yarışına girdim. Daha sonra girmek istemedim. Çünkü Türkiye şartları biraz da öyle söyleyeyim. Evet. Hani bisiklete çok fazla değer verilmiyor. Hani karne hediyesi gibi ya da ne bileyim çocukluk şeyi gibi, armağanı gibi bir şey bu. Evet. Hani ya, insanlar... O bakımdan sohbetimizin başında da belirttim. Hı-hı. Çok ön planda ve dikkat çeken bir spor dalı değil. Evet. Son zamanlarda şey olmaya başladı. Aslında bakarsanız bir spor olduğundan bile habersiziz. Doğru. Hani düzenlenen müsabakalarla... Bu bir spormuş ve yarışılıyormuş algısı oluşuyor çoğumuzda. Evet, evet. Bu algıyı biraz olsun yıkmak ve kafalardaki soru işaretlerini gidermek açısından bu bilgileri vermek oldukça faydalı. Evet. Aslında çok güzel bir spor. Yani her insanın yapması gereken bir şey. Ya bu sadece bisikletle değil aslında. Her insanın bir spor yapması gerekiyor. Yani işten ya da ne bileyim günlük hayatta standart monoton hayattan uzaklaşmak için, stres atmak için çok güzel bir şey. Yani sadece bisiklet olmayabilir. Ne bileyim başka spor dalıyla da uğraşabilirler. Evet. Yani bu farklı bir şey. Yani spor her zaman sağlıktır diyorum yani. Evet ama bisiklet de yani günlük hayatımızda da yeri olan bir araç. Tabii hani çoğu zaman olsun. Ulaşımı sağladığımız evet. ve dediğiniz gibi hani kafa dağıtmak ya da spor yapmak için tercih ettiğimiz birçok alt başlığı da içinde barındırdığı için oldukça önemli. Tabii ki. Peki dağ bisikletinin pahalı bir spor olmadığından artık talepler çoğaldıkça evet. pahalı bir spor olmaktan çıktığından bahsettiniz. Bu spora merak salanlar için tavsiyeleriniz nelerdir? Bu spora ilk olarak amatör olarak başlamak gerekiyor. Hani birçok gönüllü kardeşlerimizi falan görüyorum mesela. Küçük yaştaki kardeşlerimiz. Hemen direkt mesela yarışlara girmek isteyenler oluyor. Ben de öyleydim aslında ama tabii biraz normal bir şekilde bir bisiklet alıp amatör bir şekilde başlamak en güzeli diye düşünüyorum. Çünkü bir anda üst seviye bir bisikletle başlamak sıkıntı olabilir. Çünkü hani tecrübe olmadığı için ilk önce ne bileyim ufak çaplı yerlerde egzersiz hareketlerle ya da ne bileyim doğayla bir iç içe kalması gerekiyor. Baş başa kalması gerekiyor önce. Daha sonra yavaş yavaş ilerleyerek üst seviyelere doğru ilerleyebilirler yani. Ben mesela 2000 yılından beri dağ bisikletine gönül verdim. Anca bir şeyler yapmaya başladık yani öyle söyleyeyim. Zaten şu anda da yaklaşık 3 yıldır da enduro bisiklet sporuyla uğraşıyorum. Artık bisikletin nirvanası diyorum ben ona. Ya tamamen düşünün yani doğayla iç içesiniz, yol yok, hiçbir şey yok. Tamamen mücadele ederek ulaşacak olduğunuz yere varmaya çalışıyorsunuz. Hedefe yani. Varılmaya Aynen. çalışıyor. Öyle bir şey peki o da. Özel bir takım aksesuarları var mı? Ya da Tabii en ki. Basiti kıyafet nasıl olmalı? En başta şunu söyleyeyim. Kask. Diyoruz biz. Mesela önce güvenlik, bizim, önce emniyet. Önce emniyet. Bu bizim bisiklet topluluğumuzda da özellikle bunu belirtiyoruz. Kask, eldiven, ön ve arka aydınlatma gece sürüş yapıyorsak. Bunun dördü olmazsa olmazlarımızdan biri. Evet. En önce gelen kask ve eldiven tabii ki. Sıralama bu şekilde. Daha sonrasında bisiklet hangi dalda uğraşıyorsanız onun ekipmanları. Bu Formatite günümüzde çok böyle abes görünse de aslında çok gerekli şeylerden bir şey. Hani şimdi şortla bir bisiklete binmek nasıl söyleyeyimse bir dağ bisikletinde çok sıkıntı yaratabilir. Çünkü devamlı mücadele ettiğimiz zaman şort bir yere takılabiliyor ya da ne bileyim sizi belki farklı yerden zarar verebilir.
Hani her şeyin bir giyim tarzı olduğu gibi bunun da bir giyim tarzı var. Type forma şeklinde giyim tarzı var. Enduro bisiklette biraz daha bu abartı full face kask dediğimiz çene korumalı kasklar ve tamam body armor dediğimiz hani bu cross motorcuların kullandığı koruma kıyafetleri, koruma yelekleri, işte dizlikler. Onun ayakkabısı farklı oluyor. Tabii kilitli pedal ayakkabılarımız oluyor mesela. Farklı farklı ekipmanları var tabii ki. Yani ben mesela şu an enduro sporla uğraştığım için enduro bisikletle tamamen bir kendim ağırlığımca kıyafetlerimi giymek zorundayım yani. Önce güvenliğimizi sağlamak zorundayız her zaman. Ufak bir yerden geçecek olsak bile kaskımızı, eldivenimizi, her şeyimizi kullanmak zorundayız. Peki bu kıyafetler, özel korumalı kıyafetler vücutta ekstra bir su kaybına neden oluyor mu? Yok. Hani bu yapıya göre mi yapılmış? Tabii bu yapıya göre. Şimdi geneli mesela ortadan fermuarlıdır. Yarım fermuar ya da tam fermuar olarak kişiye özel. O da değişebiliyor. Çünkü gerçekten efor sarf etmenizi sağlayan bir spor. Dolayısıyla hani terlemeniz de bir o kadar da artacaktır. Hani şey olarak söyleyeyim. Spor kıyafetleri genelde teri dışarı atar her zaman. Bu da o şekilde özel tasarlanmış kıyafetlerdir yani. Anladık ve tabii ki bunlar önemli noktalar bu sporu yapmak isteyenler için. Aynen. Virajlı yollarda dikkat edilmesi gereken şey nedir? Hani dağ bisikleti ve dağ sporu denilince benim ilk aklıma gelen hani o keskin virajlardan o hızla inmek ve o hakimiyeti sağlayabilmek. Ha, pek de kolay olmasa gerek. Hani tabii, söylerken ve izlerken çok kolaymış gibi geliyor ama oldukça zordur. Nelere önce şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Lastiğimiz çok kaliteli bir lastik olması gerekiyor. Eğer keskin virajlı bir yollarda kullanıyorsak, daimi olarak da kullanıyorsak kesinlikle önce lastikten geçer. Daha sonra da artık bisikletin üstündeki kişinin tecrübesine bağlı bir şeydir bu. Yani bazı yerlerde tamamen yatırıp geçtiğimiz zamanlar mesela tamam bisikletin üstündeki dengeyi oluşturuyoruz. Ufacık bir su parçası ya da ne bileyim ufak bir taş parçası bile bizi yoldan fırlatma gibi bir şeyleri olabilir. Hani bu çok yaşadığım şeylerdir. Yani biz mesela keskin virajlar, bizim yaylalarımız bilirsiniz bu çevrede yaylalarımız çok. Biz yaylalardan aşağıya doğru inişimizde arabalardan daha da süratli bir şekilde iniş yapıyoruz. O zamanlar başta zaten lastik başrolde oynuyor. Lastiği zaten belli kullandıktan sonra alışıyoruz hani onun huyunu öğreniyoruz. Artık belli bir yatırma payına kadar yatırdıktan sonra kendisi, diğerleri artık geri kalanı bizim tecrübemize bağlı artık hani. En ufak hata sizi yoldan atabilir yani. Yani tecrübeyle doğru orantılı. Tabii tabii tecrübeyle doğru orantılı. Ve yaptıkça her geçen gün alışıyoruz artık. Alışıyorsunuz. Belli bir zaman sonra. Az ve, önceki bahsettiğim gibi hani bu işe başlayan bir insan hani bir anda hani apalamadan koşulmaz diye bir tabir var ya. Evet. Hani ilk önce apalamak gerekiyor. Ondan sonra yavaş yavaş zaten ister istemez koşmaya başlıyorsunuz yani. Peki muhtemel sorunlar nedir karşılaşılabilecek dağ bisiklet sporunu yaparken? Bir şeyden bahsettiniz hani küçük bir taş parçasından ya da bir birikintinin sizi yoldan atabileceğinden bahsettiniz. Bunun dışında ne gibi muhtemel sorunlar var? Doğadaysak çok fazla sorunla karşılaşmıyoruz aslında. Doğada çünkü biz misafiriz ve oradaki ev sahipleri zaten hiçbir zarar vermiyor kendi evlerine. Siz onlara zarar vermeye yeltenmedikçe diyelim. Aynen öyle tabii ki çok doğru. Mesela doğaya giden insanlar bazen yerde çiçek görür koparırlar geçerler mesela. Aslında çok yanlış bir şey. Biz orada tamamen misafiriz. Hani misafirliğe nasıl gittiğimizde bir şeyi yerinden oynatmıyoruz, şey yapmıyoruz, ayıp olur diyoruz. O da o şekilde bir şey. Doğada çok fazla bir şeyle karşılaşmıyoruz. Ama yollarda mesela süratli zamanlarımızda insanların diyorum yine her zaman hep biz zarar veriyoruz bu şeylere, doğaya falan. Ufacık bir mesela şişe atılmış oluyor yere. O bile bize bir zarardır. Ya da ne bileyim şehir içinde dönersek şehir içinde trafik çok büyük bir etken bizde. Yani bisiklet yollarımız mesela Antalya demeyeyim mi? Türkiye genelinde de çok eksiklerimiz var. Bisiklet yollarını kullanmak istiyoruz ama bisiklet yolları mesela şey olmayabiliyor. Herkes yani kullanıyor mesela orayı. Yani bu kültür aslına bakarsak bizde yavaş çok gelişmedi ve gelişiyor. Yavaş yavaş gelişiyor. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. 10 senede yine bir de bir şeyler gelişti yani. Antalya'da gördüğüm kadarıyla söylüyorum ben size. Ama yine de bazı önce kafamızda yer etmemiz gerekiyor bunu. Evet. Kafamızı değiştirmemiz gerekiyor biraz da. Çünkü şöyle bir şey. Ben bisiklet yoluna gidiyorum mesela. Antalya'da Teoman Paşa Caddesi'nde bisiklet yolumuz var. Ama bunu motorcu da kullanıyor. Ondan sonra yaya da kullanıyor. Hatta ben yaya yol istediğim zaman bisiklet yolum burası diyen insan bile var yani hala daha. Dolayısıyla yani bunları bu bilinç tam yerleşmedi biraz. Bize değil mi? Yavaş yavaş yerleşiyor. İnşallah da olacak diye düşünüyorum yani. Evet.
Benim çok merak ettiğim bir şey daha var. Tehlikeli bir spor aslında bakarsanız, normal bisiklet sporundan farklı olarak sizin yaşadığınız bir sakatlık ya da aksi bir durum oldu mu? Aksi bir durum oldu. Yine şehir içine döneceğim. Bundan yani 4, dağda yarışırken olmadı. O da oldu. İlk şehirden başlayalım o zaman. Evet. Şehir içinde yaklaşık 4 sene önce bir araçla çarpıştım ben. Çok hiç unutamayacağım olsun. Bir şey. Benim hayatımın dönüm noktasıydı o. Yani şöyle bir şey. Çok büyük bir problem değildi ama yine de bir zararımız oldu tabii ki. Ben kazayı hatırlamıyorum yani. O derece söyleyeyim size. Eyvah. Ben hastaneye dayıldım. Ve ne olduğunu artık oradaki kaza yaptığım kişi sağ olsun yanıma gelmiş. Ailem gelince kadar benim başımda durdu. O kişiye anlattırıyorum. Hani ne oldu bize, ne yaptık falan filan. O olayı hatırlamıyorum. Onun psikolojisi çok kötü bir şey. 2 gün falan hastanede yattım ve artık dişlerim tamamen gittiydi orada. Evet. 6-7 ay kadar da devamlı dişçiyle gidip gelmeler falan. Bu beni çok yıprattı. Evet. Ama yılmadık ya, yine küstürmedi bize yani bu yaptığımız şeyler. En sonunda bizim Tahtalı Dağı'nda bir yarışımız vardı. Orada bir kaza yaptım ben. İlk etapta Tahtalı Dağı'nda teleferikle çıktığımız yeri bilirsiniz. Orada start aldık. İlk etapta yani 2365 metreden yarışın şeyini anlatayım size. 2365 metreden 5 etapta sıfıra kadar iniyoruz ve tamamen enduro yarışı, mücadele yarışı bu da. Orada şöyle bir şey oldu. Ben bir anda yoldan çıktım ve uçurumdan yuvarlanmaya başladım. Tabii eyvah. Koruma kıyafetlerimiz, her şeyimiz vardı. Hani onlar olmasa zaten mutlaka bir yerlerimiz sakat kalacaktı. Ve belki orada benim koruma kıyafeti olmasaydı her şeyim bitebilirdi yani. Bayağı bir yuvarlandım ve bu bana büyük bir zaman kaybına uğrattı. O yarış benim için çok önemliydi. 4. sıraya düştük orada. Ama çok şükür bir 20-25 metre kadar yuvarlandıktan sonra tabii bisiklet de benimle beraber geliyor arkamdan. Yoldan çıktım. Yola çıkmak artık çok büyük bir sorun orada. Ayağa kalktım ve baktım her yerim hiçbir şeyim yok. Çok şükür dedim ve yoluma devam ettim sonra. Ama bu benim için büyük bir kazaydı yani. Çok geçmiş olsun diyelim. Teşekkür tabii ederim. Her sporda. Aslına bakarsanız hayatın her alanında yani olası kazaya uğrama ihtimaliniz vardır. Ama dağ bisikleti sporu bu anlamda biraz sanki fazla. Biraz daha bir tık daha çok tehlikeli. Çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, dikkat ve zannedersem ki tecrübe sizin kurtarıcınız olacak. Aynen. Burada da. Son olarak izleyicilerimiz için bisiklet kültürü adına ya da dağ bisikleti sporu hakkında vermek istediğiniz mesaj nedir? Şöyle söyleyeyim o zaman. Sadece bisiklet olarak değerlendirmeyin. İnsanlar spor yapsınlar. Hangi spor olursa olsun. Genelleyelim o zaman. Çünkü şimdi iş stresi, günlük hayatın stresi falan hakikaten spor yaparak çok güzel bir şekilde atlatılıyor. Bisiklet olarak söylemek istediğim şöyle bir şey var. İnsanlar bisiklete binsinler. Hakikaten çok güzel bir şey. Şehir içinde artık korkmaya gerek yok diyebilirim. Çünkü şoförler, yani araç sürücüleri de alıştı artık bisiklete. Ve birçok insan da yani daha önce bisiklete mi biniyorsun diyen arkadaşlarımın çoğuna ben bisiklet sattım ve hala onlar bile ailecek bisiklet kullanıyorlar. Ve çok güzel bir şey bu. Hani onları da görmek, çocukluk arkadaşlarımı mesela uzun süredir görmedim insanı ben bisiklette gördüm mesela. Aynı topluluklarda bisiklete biniyoruz şu anda. Kaç tane arkadaşlarım var öyle. Oldukça şaşırtıcı ve yani, bir o kadar da keyifli tabii olsa çok gerek. Çok keyifli aslında. Şaşırtıcı bir yandan hakikaten mutluluk verici bir şey bu. Son olarak da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer bisiklete binmek isteyen arkadaşlarımız ya da seyircilerimiz varsa salı günleri saat 8'de her hava şartları iyi olduğu sürece her salı saat 8'de biz Antalya Bisiklet Sevenler grubu olarak toplanıyoruz. Saat 8'de start alıyoruz. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat gibi 10-15 kilometrelik bir şehir içi turumuz oluyor. 2 haftada bir de doğa turlarımız oluyor bizim. Onda da çok güzel böyle Antalya'nın işte güzel yerlerine, yakın bölgelerine keyifli turlar düzenliyoruz. Kask ve eldivenimiz şart olması, önce can güvenliği için diyelim hani. Ve bu anlamda size ulaşmak için de sosyal medyadan rahatlıkla ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bu imkanı bana sunduğunuz size için. Size kazasız ve bol sporlu günler diliyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Efendim, bir sütlü kahve sohbetinin daha sonuna geldik. Hayatımızdan tabii ki önce emniyeti, sonra sporu hiç eksik etmeyelim. Diğer günlerde sütlü kahve sohbetinde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.